Bir önceki videoda büyünün paleolitik devrede bile örnekleri bulunan çok eski bir uygulama olduğunu söylemiştik. Benzer benzerini meydana getirir şeklindeki büyüsel anlayışta çizilmiş karkı sapla hayvan resimlerinin çok eski tarihli mağara duvarlarında tespit edilmesi bunu göstermektedir. Ayrıca o dönemlerden kalma mumya gibi bir balçık türünün koruduğu cesetlerin kırmızı boya ile kaplandığı görülmekte. Benzer benzeri meydana getirir inanışına uygun olarak kana benzeyen kırmızı rengin ölü için bir hayat özü şeklinde düşünüldüğü, böylece kırmızı boyanarak büyülenmiş cesedin yeniden dirileceğine inanıldığı sanılmaktadır. Eski Mezopotamya'da ve Mısır'dan kalma tılsımlı sözler ve büyü formüllerini ihtiva eden çok sayıda metin günümüze kadar gelmiştir. Onların törenlerinin çoğu büyü ile ilgiliydi. Milattan sonra 1 ve 4. yüzyıllara ait Yunan ve Mısır papirüslerinde hayvanlar ve insanlarla ilgili büyü formülleri, büyü törenleri büyünün tutması için gerekli görülen temizleme usullerinin içinde bulunduran büyü örnekleri çoktur. Mezopotamya bölgesinde rahipler aynı zamanda büyüyle ilgili törenleri yönetmekteydiler. Akkadlar, Babililer ve Asurlular da kötü cinlerden korunmak için muskalar kullanılmaktaydı. Özellikle Babililerde toplum hayatı büyü üzerine kurulmuştu. Sanat, ticaret, savaş, din, av ve benzeri faaliyetler hep büyüyle iç içeydi. Eski Mısırlılar büyü yoluyla hayat ve ölümü etkileyebileceklerini, tabiat güçlerini denetimleri altına alabileceklerini sanıyorlardı. Mısır tanrılarına aldatılabilir, zorlanabilir, itaat altına alınabilirdi. Bu yüzden Mısırlılar büyüsel jestler ve tanrıların kendi isteklerini uydurabilecek ayinlerle büyücülerin ölülere iyi davranmayan tanrılara ceza verebileceğine inanıyorlardı. Eski Çin'de büyü Taoizm'le özdeleşmişti. Konfüçyüsçülük genelde büyüye karşı çıkınca eski büyücülerin işlerini Taoist ve Budist rahipler sürdürürlerdi. Çin'de büyü insana hayatta ve ölüm ötesine güçlendirmeyi ve böylece ruhları hatta tanrıları bile kontrol altına almayı gaye edinmişti. Bu yüzden büyü hayatı sarmış, halk dinini istila etmiş, halk kültürü büyüsel temalar ve ruhlarla ilgili alışılmışın üstündeki maceralarla dolup taşmıştı. Eski Japonlarda çeşitli büyü uygulamaları görülmekle birlikte Shinto ayinlerinden büyüyle tanrılara isteklerini sunan büyücü rahiplerin büyüsel formülleri ve afsunlarına yer veren dualara pek rastlanmaz. Ancak zühd hayat yaşayan kimseler büyü, cincilik ve gizli bilimlerle uğraşırlardı. Japonya'ya Budizm girdikten sonra bu eski uygulamalar gelişmiş Budist gizli bilimciliğiyle kaynaştırıldı. Konfüçyüsü teknikler Japonya'da büyücülüğün bir ölçüde engellediyse de şimdiki Shinto mezhepleri hastalıkların tedavisinde büyü, kehanet ve cinciliğe hala büyük önem verilmektedir. Hinduizm'de büyücülük geniş yer tutar. Vedalarda büyüyle ilgili olanların olmayanı ayırmak zordur. Sonraki Vedik devrede büyüye ilginin daha da arttığı göze çarpar. Hindistan'dan tıp uygulamaları büyüyle yakından ilgiliydi. Zengin olsun, fakir olsun herkes adak adayarak hastalıktan kurtulmaktan büyüsel yarı büyüsel uygulamalara kadar birçok büyü çeşidine ilgi duyardı. Eski Yunan'da Hekate sırlı bir kişiyle sahip olması yanında büyü ilahisi olarak da benimsenmişti. Şehirlerde büyücüden geçilmezdi. Bütün eski Yunan filozofların büyüye inandılar. Hatta içlerinde Praetorius gibi kendini büyüye hasredenler de oldu. Büyücüler Pisagor'un rakamlarından faydalanarak sayıları büyülü daireler içinde kullandılar. Romalıların büyüye boş ve anlamsız büyücüleri hilekar ve yalancı saymalarıyla beraber onlarda da büyücülük geniş çapta yer almıştı. Mısırlarla Kaldelilerin büyülerinden etkilenmiş olan eski Roma büyücülerin merkezi haline gelmişti. Eski İran'da dinle büyü başka hiçbir yerde görülmemiş ölçüde birbirine karıştırılmıştı. Gatalardan da anlaşıldığı gibi Zerdüşt sadece tevhidi yerleştirmekte kalmadı, aynı zamanda başta büyü olmak üzere batıl inançlarla da mücadele etti. Sonraki Avesta bölümlerinde bile büyücüler ve cadılar lanetlenmişse de zamanla oluşan yeni dini yapıda Zerdüşt'ten kalan telkinlerle halkın sürdürdüğü ve içinde büyüyle ilgili elemanların da yoğun olarak yer aldığı inançlar bir araya geldi. Ve daha sonra Safa'da Müslümanların Mecusi diye adlandırdığı dini sentez ortaya çıktı. İyiliğin kötülüğe galip gelmesi şeklinde asli gayeye uygun olarak iyi cin ve ruhların yardımıyla kötü cin ve ruhların zararlı etkilerini giderilmek ve büyücülerin kötülüklerini önlenmek istendi. Zerdüşt devrinin melekleri ateş, sığır ve yer cinlerinin kurbanı büyü ayinine dualarda afsunlara dönüştü. Hastalıklardan, kötü varlıklardan kurtulmak için afsunlar, büyüler yapıldı. Ayr Yaman'la eski İran sağlık tanrısına başvurularak Angra Mainyu tarafından yaratıldığına inanılan 99.999 hastalığa çare bulunmaya çalışıldı. Ayr Yaman şimdiki Parselik'te göğün izadı olarak devam etmektedir. Eski İran'da ateş kültüründe büyünün yeri vardır. Parisliler Hindistan'da ve İran'da bulunan çok az sayıdaki Mecusi bakiyesi hala büyüsel ayinlerle icra ederler. Çeşitli Türk kavimlerinde büyü, kehanet, falcılık, cincilik vardı. Şaman Türklerde kam kelimesiyle ifade edilirdi. Kam, ruhlar, tanrılar ve cinlerle ilişki kurabildiğine inanılan kimseydi. O afsun ve büyü yapar, afsunlu sözler söyler, kahinlik yoluyla insanların içinden geçenleri bilir, gaybden haber verir. Cin çarpması ve hastalıkları tedavi ederdi.
Anlaşılmayan aslında sözler söyler, üfürür, davul döver, kendinden geçerek görülmeyen varlıklarla ilişkiye girerdi. Eski Türklerde çocuklar cinlere ve göz değmesine karşı ilaçla asunlanırdı. Yine göz değmesine karşı bağ, bostan ve bahçelere korkuluk ve nazarlık dikilirdi. Cin çarpan kimsenin yüzüne soğuk su serpilir, sonra kovuç kovuç denilerek üzerlik ve öt ağacı ile tütsülenirdi. Kovuç, cin çarpmasına karşın afsun, üfürük olarak söylenirdi. Yılanı ininden çıkarmak yahut zehrini gidermek için yılan afsunu okunurdu. Dudaklarda uçuk kötü bir ruhtan bilinir, özel bir törenle afsunlara tedavi edilir. Buna uçaklama, tedavi edene de uçukçu denirdi. Eski Türkler atın boynuna nazarlık olarak moncuk denilen bir taş ve bir çeşit muska takarlardı. Başkırtlar hastalığı tedavi etmek veya korkuyu yatıştırmak için kurşun eriterek hastanın başına bulunan kap içindeki suya döker ve bu sudan hastaya içirirlerdi. Kurşun döken kadın kurşunu suda aldığı şekle bakarak hastalığın sebebini söylerdi. 5. yüzyılda Türk boylarının büyük kitleler halinde Müslümanlığı kabul etmelerinden sonra İslam'ı şiddetle yasaklamasına rağmen büyü, sihir, İslam'dan önceki devreden kalan adetlerle ayrıca eski İran, Mezopotamya, Mısır ve nihayet Anadolu kültürlerindeki katkılarla günümüze kadar varlığını sürdürebilmiştir. Geçtiğimiz videoda hak dinlerden Hristiyanlık ve Müslümanlıkta büyünün yerine değinmiştik. Şimdi de Yahudilikteki yerine bakalım. Babil ve Mısır'daki kadar çeşitleri ve usta uygulayıcıları bulunmasa da Yahudi kutsal kitabındaki şiddetli yasaklamalarından anlaşılmaktadır ki Yahudi dini büyüsel kavramların etkileri altında bir kültür çevresinde gelişti. Aslında Yahudi dinine göre büyünün etkisine inanma, Tanrı iradesinin beşeri maksatlara alet olması anlamına geleceğinden tek bir Tanrı'nın dünyayı idare etmesi inancına ters düşer. Bu sebeple Yahudi kutsal kitabında afsuncu kadını yaşatmayacaksın denilmiştir. Ayrıca cincilere ve bakıcılara dönmeyin, sihirbazlık etmeyeceksiniz ve müneccimlik etmeyeceksiniz. Ve cinci yahut bakıcı olan erkek veya kadın mutlaka öldürülecektir gibi yasaklamaların yanında afsunculuk, büyücülük, müneccimcilik, yıldızlara bakıcılık ve benzerinin başa gelecek şeylerden kurtaramayacağı açıklaması da yer almaktadır. Bunlar ve benzeri ifadelerden kara büyünün yasaklandığı anlaşılmaktadır. Bunun yanında Yahudi olmayan milletlerin mekruh fiilleri olarak nitelendirilen bu gibi yasak işler hiçbir şekilde ak büyü olarak da yapılmayacaktır. Büyüye karşı sert yasaklara Talmud'da özellikle Mişna'da bulunur. Mişna'da büyü puta tapıcılıkta bir tutulur. Orta çağda ve asrımızın ortalarında Yahudiler tarafından büyücüler şeytanın halkı olmak ve tabiat üstü sırlara sahip olmaya kalkışmakla suçlanmıştır.